Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılan bir model anlatmak istiyorum sizlere. Ana rengimi beyaz olarak kullanmak istiyorum. Üzerine de mavi renkli ipimle modelimi uygulamak istiyorum. Ama siz dilerseniz her sıra modele ayrı bir renk vererek de modeli uygulayabilirsiniz. Modelimin yapımına geçmeden önce sayılarını vermek istiyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. 4 ve ilmek ve katlarını ayarlayarak ilmekleri şimdi takarak başlıyoruz. Önce bir sıra ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örmek istiyorum. Özellikle bebek örgülerinde çok zarif ve hoş duracaktır. İster benim gibi iki renk olarak kullanın, ister 3 veya daha fazla renk kullanabilirsiniz. Önce lastiği örmeniz gerekiyor. Lastiğin üzerine bu şekilde ilk sırayı ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örmeniz ve hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Arka yüzdeyim ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu defa ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenin.örgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Arka yüzden ters örerek sıramı tamamladım. Ön yüze geçince hemen mavi renkli ipime geçiyorum. Önce ilk başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Kenar ilmeğiyle birlikte toplamda 4 ilmeğimi ördükten sonra mavi ipime geçiyorum. Önce ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bir kez ipimi şişime doluyorum ve aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 tane yeni ilmek elde etmiş oluyorum. Ve ipimi bıraktım. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeği önce düz olarak örüyoruz. Sonra bir kez ipimizi şişimize doluyoruz ve bir kez daha örüyoruz. 1 2 3 tane arada düz ilmeğim var. 4. ilmeğimi 3 ilmek olacak şekilde artırarak örüyorum. Önce bir kez örüyorum, bir kez ipimi doluyorum, aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane kalan ilmeğimi örüyorum. Kenar bölümler birer tane kenar ilmeği olduğu için 4 ilmek olarak örülüyor. 4 ilmek ve katlarını hesaplayarak aynı sayıya ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini alıyorum. 1 2 ilmek daha ters olarak örüyorum. Bir taneden çıkartmış olduğum 3 tane ilmeğe geldiğim zaman bu önünde bir tane bakın ilmeğim var. Bu ilmekle ilk mavi renkteki ilmeğime yer değiştiriyorum. Bu sırada mavi ilmeğimi ön taraftan şişimin başına geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum ve ipimi bırakıyorum. Sonra ortadaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kalan ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte ters örerek kesiyorum. Burada bir taneden 3 taneye çıkarttığımız ilmeği eksiltmiş oluyoruz. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum.
3 tane olan mavi ilmeğimin ilkini başındaki beyaz ilmekle yer değiştiriyorum ve beyaz ilmeğin ön tarafına geçiriyorum. Ve 2 ilmeğin birlikte ters örerek kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi tekrar mavi rengimle ters olarak örüyorum. Son kalan ilmeğimi yanındaki ilmekle ters örerek kesiyorum. Arada tekrar bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve aynı şekilde ilk ilmeğimle beyaz ilmeğime yer değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi aynı kendi rengiyle ters olarak örüyorum. Son kalan ilmeğim ise arkasındaki ilmekle ters örerek kesiyorum. Arada bir tane ilmeği ters örerek aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Ön yüzde bir tane ilmekten 3 tane ilmek elde etmiştik. Arka yüzde bunları keserek eski sayısına getirmiş oluyoruz. Modelimiz oluştu. Şimdi ön yüzde ilmeklerimin tamamını beyaz rengimle düz örerek devam ediyorum. Bebek örgülerinde hem hoş hem de kolay model arayanlar için ideal bir model olacağını düşünüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Her modelin arasında bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ara boşluk veriyorum. Sonrasında kaydırarak modeli tekrarlıyoruz. Örgün ön yüzüne geldim. Bu defa iki modelin arasındaki bu bir tane ilmeğe modelimizi uyguluyoruz. Başlangıç ilmeğini ve yanındaki ilmeği örüyorum. Bakın modelimin yanındaki ilmeğe gelince tekrar aynı şekilde bir tane ilmeği bir doluyorum, iki bir kez daha örüyorum, üç defa olarak örüyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi bir dola ve bir kez daha olmak üzere 3 tane olarak örüyorum. Modelimi de aynı şekilde uyguluyorum ve kalan 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman bu artmış olan ilmeklerimi eksiltmeye başlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bakın 3 tane olan ilmeğimin ilkini önündeki beyaz ilmekle yer değiştiriyorum ve beyaz ilmeğin başına geçiriyorum. Sonra bu 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi mavi rengimle ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği de yanındaki ilmekle ters örerek kesiyorum. Böylece hem sayıyı eski haline getirmiş oluyoruz hem de V şeklinde açılmasını sağlamış oluyoruz. Arada bir tane ters ilmek örüyorum.
ve aynı şekilde 2 ilmeğimi yer değiştirip kesiyorum. Yer değiştirerek kesmezseniz örgünün asıl şekli bozulmuş olacak ve hiçbir şey belli olmayacaktır. Böylece ikinci modelimizi tamamlamış olduk. Tekrar iki modelimizin arasında beyaz ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olmak üzere 2 sıra örüyoruz. Burada aynı zamanda ilk başlangıçtaki işlemlere de tekrar geri dönmüş oluyoruz. Modelimin ilerlemiş görünümü de bu şekilde. Her sırasında farklı farklı renkler kullanabilirsiniz ya da 1, 2, 3 ayrı renk kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ana rengini koyu renk kullanıp üzerinin desenlerini beyaz kullanabilirsiniz. Burası arka yüz. İp koparma derdi olmadan kendi arasında ipi devam ettirilerek örülen bir model. O yüzden kenar kısımları temiz kalacaktır. Bebek örgüleri, bebek battaniyeleri gibi örgülerde tercih edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.